Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nden Omikron açıklaması. Yeni aşı geliştirilmesine gerek yok. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omikron varyantına ilişkin yaptığı açıklamada, aşıya dirençli olabileceğinden endişe edilen varyanta karşı yeni bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç bulunmadığını, aşı üreticilerinin yalnızca mevcut aşılar üzerinde küçük düzenlemeler yapmasının yeterli olacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü son günlerde dünyayı etkisine alan omikron varyantıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamadan satır başları şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamanın satır başları şöyle. Avrupa koronavirüs salgınının merkezi haline geldi. Omikron varyantıyla ilişkili 40 farklı mutasyon tespit edildi. Omikron toplumda panik yarattı. Çünkü bu varyanta ilişkin şu anda çok sayıda bilinmezlik söz konusu. Çeşitli ülkelerin seyahat kısıtlaması getirmesini anlıyoruz. Ancak bu gibi önlemlerin sonuçları olduğu konusunda da açık olmalıyız. Ülkelerden omikron varyantını erken tespit edebilmeleri için hastalık takibini artırmalarını istiyoruz. Omikronun yayılmasını önlemek için elimizde çok sayıda araç var. Yeni bir aşı geliştirmeye gerek yok. Aşı üreticilerinin yalnızca mevcut aşılar üzerinde küçük değişiklikler yapması gerekiyor. Elde edilen ilk veriler mevcut PCR testlerinin omikrondan büyük oranda etkilenmediğini gösteriyor. Şimdiye dek 24 ülke Omikron vakası bildirdi. Omikron'un kuluçka süresinin diğer koronavirüs varyantlarından farklı olduğuna inanmak için elimizde bir sebep yok. Koronavirüsün bazı mutasyonları virüsün çok daha hızlı bir şekilde bulaşması riskinin arttığını gösteriyor. İnsanlar koronavirüse karşı güvenlik önlemlerini bırakmak istiyor. Ancak bu önlemler olmazsa daha çok mutasyon ile karşı karşıya bulacağız. Mevcut aşıların etkililiğinin, etkililiğinin omikron karşısında azaldığını gösteren bir kanıt elimizde yok. Aşı olmuş olsanız dahi maske takmanız, sosyal mesafe ve hijyenik korumanız büyük önem taşıyor. Doğu Akdeniz bölgesindeki 7 ülkede aşılama oranı %10'a ulaşmadı. Elde edilen ilk gözlemler çoğu omikron vakasının hafif seyrettiği yönünde. Değerli izleyicilerimiz Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.